Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. React üzerine bir eğitim serisi gerçekleştiriyor olacağız. Bu ilk videomuzda herhangi bir kod görmüyor olacağız. Görseller üzerinde yine kod paylaşıyor olacağım bazı konuları anlatabilmek adına. Ama genel olarak React'ın ne olduğu, React'ı niçin kullanmamız gerektiği noktasında bazı soru işaretlerini gidermek için bir sunum niteliğinde geçecek olan React nedir şeklinde bir video içeriği olacak. Şimdi hemen hızlıca React nedir altına bir geçiş yapalım ve burada Bazı konuları netleştirelim React Facebook tarafından geliştirilen bir javascript kütüphanesi Single page application destekleyen bir javascript kütüphanesi Web uygulamaları yapmak için Kullanıyoruz bunu Interaktif web uygulamaları, gelişmiş web uygulamaları yapmak için kullanıyoruz Bu React ile yaptığımız web uygulamaları Genel olarak JSX denilen HTML ve javascript karışımı olan JSX diye belirtilen şuradaki altyapıyla kodluyor olacağız videolarımız içerisinde. Normalde GS ile de kodlanabiliyor ama GS'in ne kadar zor bir kodlama yöntemi olduğunu da gösteriyor olacağız. Ben şimdiye kadar hiçbir React developer'dan GS üzerinde kodlama yaptığını görmedim. GSX üzerinden HTML, JavaScript karışımı dediğimiz kodlama şeklinde React geliştirmelerinin yaptığını görüyoruz. Ve ben de o şekilde kullanıyorum. React ve diğer single page application framework'lerin genelinin hepsinde e, görmeye alışkın olduğumuz artık komponent yapısı. Bir defa bir komponent oluşturup istediğimiz her yerde kullanmak e, gerçekten çok hoş karşılandı ve tüm developerlar tarafından kullanılmaya başlandı ve kullanılıyor da yıllardır. Onun haricinde virtual DOM ile çalışıyor arkadaşlar React. Peki virtual DOM nedir sorusuna e, ise başka bir başlık altında değiniyor olacağız. React, single page application e, JavaScript kütüphaneleri arasında şu an e, en popülerleri arasında ve en popülerinden biri diyebiliriz. Şimdi hemen diğer başlıklar altına geçelim hızlıca. Single page application nedir? Bu soruyu cevaplayalım öncelikle. Normalde arkadaşlar, bugüne kadar hatta halen çoğu site'nin e, multi page app life cycle dediğimiz şuradaki yapıyla çalıştığını biliyoruz. Hatta Google'a girdiğinizde de Google'un da bu yapıyla çalıştığını görebilirsiniz. Şimdi nedir bu Multi Page App Life Cycle ve Single Page App Life Cycle? Hemen ondan bahsedelim. Siz bir domaine request attığınız zaman örnek veriyorum www.google.com yazdığınız zaman arkadaşlar bir istekte bulunuyor sunucudan ve sunucudan gelen HTML client'ın tarayıcısına bastırılmış oluyor. Siz bir sayfa değişikliği yaptığınızda bu durumda server'a tekrar bir request atılıyor ve bu yeni yaptığınız request sonucunda sayfa geçişi olabilir ya da aynı sayfada bir değişiklik yaptınız ve sayfa yenileme gereksinimi oldu. Sunucudan yeni bir data çekme gereksinimi oldu. Bu durumda sunucuya tekrar bir request yapılıyor ve sunucu tekrar bir HTML üretiyor ve kullanıcının tarayıcısına bu HTML tekrar gönderilerek render işlemi sağlanıyor. Bu multi-page app life cycle dediğimiz yavaş olan yöntem. Single page application ise arkadaşlar HTML render işleminin bir defa yapılması, sunucu tarafından bir defa gönderilmesi ve ondan sonraki aksiyonlarda, işlemlerde e, sunucudan alınacak datalar sonrasında client tarafta render işleminin yapılması sağlanıyor. Yani bir sayfa geçişi yaptığınızda ya da sayfada bir aksiyon gerçekleştirdiğinizde, gerçekleştirdiğiniz aksiyonun bir dataya ihtiyacı varsa sunucuya e, Ajax ya da e, diğer bir terim ile HTTP request oluşturularak bir HTTP request sonucunda sunucudan alınan JSON ya da farklı data, farklı data da olabilir ama genel itibariyle artık JSON ortak kullanılan bir request sonucundaki response modelinin olduğunu biliyoruz JSON'ın ve herkesin de o şekilde kullandığını biliyoruz. Normalde JSON değil de XML ya da FreeText gibi formatlarda tabii ki dönebiliyorsunuz. Onun haricinde farklı formatlara dönebiliyorsunuz ama genel itibariyle JSON üzerinden zaten örneklerimizle gidiyor olacağız. Şimdi single page application'ı tekrar özetlemek gerekirse e, örnek veriyorum www.google.com'un bir single page application olarak çalıştığını varsayarsak siz bir arama işlemi gerçekleştirdiğinizde sayfanın yenilemeye ihtiyacı olmadan sadece sunucuda gösterilecek dataların e, modelini alıp bu datalar üzerinden yeni render işleminin kullanıcının tarayıcısında yapılması sağlanır. Eğer Google bu şekilde çalışıyor olsaydı, iki modeli özetlemek gerekirse arkadaşlar, birinde tek sefer siteye erişim sağlandığında, siteden HTML render edilmiş halinin alınması, diğerinde ise yani multi-page app lifecycle'da dediğimiz yaptığımız her işlem ve aksiyon durumunda sayfa yenilenmesi gereken durumlarda, e, server'dan her seferinde HTML render edilmiş halinin çekilmesi sağlanır. Single Page Application ile Multi Page App Life Cycle'ı bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi GSX'e gelelim. Bakın gördüğünüz gibi şurada GXX modelini görüyorsunuz. JavaScript söz dizimim ve HTML söz dizimim ikisi bir arada ve uzantıyı görüyorsunuz. GSX içerisinde kodluyorum bunu. Ama eğer siz GS içerisinde yapıyor olsaydınız şu yukarıdaki GSX işlemini Gördüğünüz gibi bir div oluşturulmasını bile react.create element denilen bir fonksiyondan yapmanız gerekiyordu. Bu e, zor yöntem. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Siz JSX'le kodluyorsunuz ama e, arka planda compiler'lar tarayıcıda çalışır hale getirirken zaten aşağıdaki JS'i ortaya çıkarıyorlar. Ama siz alternatif olarak JS kodlayabilirsiniz. Örnek veriyorum kendiniz bir React compiler ya da no-code bir araç geliştiriyorsunuzdur. React için ve sürükle bırak ile örnek veriyorum. Butonu sürükleyip bıraktığınızda arka planındaki butona ait oluşacak işlemleri, React işlemlerini JS ile yapmanız gerekiyor. gerçek yaşam örneğinden bu şekilde bir örnek verilebilir. E ile JS'in farkını bu şekilde görmüş oluyoruz. Şimdi JS'in zor olan kısmını gösterelim. Daha fazla kod işin içine girdiğinde Bakın görmüş olduğunuz gibi React Create Element dediğimizde arkadaşlar bir div elementi oluşturuyoruz. Ve onun alt kırılımları olan h1, h2, paragraf etiketi, strong elementi gibi elementleri de alt kırılım olarak eklemiş oluyoruz. Gerçekten okunaklı olmayan bir yöntem. Ama dediğim gibi no code gibi bir tool oluşturmak istiyorsunuzdur. E, bu yöntem kullanılabilir ve kullanılması gereken bir yöntem olacaktır. Ama genel itibariyle standart web uygulamaları geliştirirken Birazdan görüyor olacağımız GSX kolay başlığının altında yer alan bu kodlamayı yapmak gerçekten daha okunaklı olacaktır. Bir diğer konumuz arkadaşlar komponent. Ee, genelde React ile ilgili örnek bir site gösterildiği zaman Instagram gösterilir. Çünkü Instagram React'ın çıkış aşamasından beri örnek olarak gösterilen bir site. Ve ben de bu geleneği bozmayıp React'ın komponentlere ayırma işlemini, bir senaryo olarak gösteriyorum bu arada. Ee, yoksa e, Instagram bu şekilde kullanmıyor ya da Instagram kullandığı komponentler bu şekilde değil. Ben sadece hayal ürünü olarak e, bir Instagram profili üzerinden hangi parçalar ne gibi bir komponent ayrılabilir onu göstermek istedim. Gördüğünüz gibi logoyu ayrı bir komponent olarak hayal ettim. Avatarı ayrı bir komponent olarak hayal ettim. Komponentlerin en büyük avantajlarından biri yeniden kullanılabilirlik. O yüzden gördüğünüz gibi komponenti avatar komponentini bir defa oluşturup şu yukarıda da kullandım ve yeri geldi. Yorumlar içerisinde de çok fazla kullanılıyor bu avatar komponenti. Yorumlar içerisinde ana sayfadaki postlarımın altında her yerde bu avatar komponentim ve diğer komponentlerim yeniden kullanılabiliyor hale geliyor olacak. Diğer komponentleri de anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz şuradaki text input, search input adında bir komponent olduğunu hayal ettim. Şuradaki tabları bir tab komponenti, onun altındaki her bir tab elemanını da bir tab item olarak hayal edebiliriz. Aynı şuradaki galeri item gibi. Galeri item'ın parent'ında ise tüm galeri item'ları kapsayan bir galeri komponentim olduğunu hayal ettim. E, komponentlerle çalışmak gerçekten çok zevkli. Eğer React dünyasına ya da daha önce bir single page application framework'üne ya da e, daha genel konuşayım. Komponent yapısıyla geliştirme yapabileceğiniz bir yapı ile çalışmadıysanız... Çok keyifli bir iş olduğunu söylemek istiyorum komponentli çalışmanın. Hemen diğer başlığımız altına geçiyoruz. Virtual DOM. E, DOM ve Virtual DOM karşılaşmasını yapacağız burada arkadaşlar. Öncelikle DOM'a bir bakalım. DOM eğer HTML e, konusunda bir bilginiz varsa e, HTML'den aşina olduğunuz e, kodları görüyor olacaksınız yine burada. E, gördüğünüz gibi e, Document modeli içerisinde yer alan tüm tanımlamış olduğunuz HTML ve altındaki Tanımlamış olduğunuz head olur ve head altında tanımlamış olduğunuz elementler olur. Ya da body olur, body altında tanımlamış olduğunuz elementler olur. Tüm bu elementleri kapsayan kümenin adı Document Object Model dediğimiz bir küme. Bunu JavaScript tarafında sıklıkla kullanıyoruz. Document ile başlayıp e, nokta get element bayağıydı ya da document nokta body e, gibi çok sık JavaScript tarafında zaten kullanıyoruz. Peki React içerisinde neden böyle bir başlık var? E, dom diye bir başlık var Şimdi onu görüyor olacağız e, Domlar arkadaşlar domları güncellemek yani Şuradaki her bir elementi güncellemek e, gerçekten performans olarak masraflı e, tek tek güncelliyor olmak ya da e, çok büyük bir veri kümeniz vardır. bu, bu veri kümesi üzerine bir element e, listesi oluşturmak tablo oluşturmak e, menüleri oluşturmak vesaire doğrudan bunları dom üzerinde gerçekleştiriyor olmak performanssız bir işlem O yüzden genel itibariyle, neredeyse tüm frameworkler diyebileceğimiz bunun neredeyse dememin sebebi bazı frameworkler bu yapının dışına çıkarak kendi yapılarını ya da doğrudan daha performanslı bir şekilde gerçekleştirerek document object modele bu değişiklikleri yansıtarak yapıyorlar. O yüzden genel olarak diyorum. Ama JavaScript kütüphaneleri, single page application framework JavaScript kütüphaneleri virtual DOM üzerinden ilerlediğini söyleyebiliriz. Hemen şimdi virtual DOM'a bakalım ne olduğunu anlayalım burada. Bakın gördüğünüz gibi sizin oluşturacağınız sayfalar, komponentler içerisinde yapacağınız her değişiklik ilk önce Virtual DOM üzerinde. Bu Virtual DOM bu arada JavaScript üzerinde bir sanal DOM. Yani aslında sizin orijinal DOM'unuz üzerinden klon edilmiş bir sanal DOM. Ve React içerisinde yaptığınız her değişiklik burada bir kontrole tabi tutuluyor. Yani bir fark var mı kontrolüne tabi tutulur. Eğer bir fark varsa arkadaşlar ilk önce... Virtual DOM kendi içinde güncellenir. Sonra Virtual DOM'un son hali DOM'a yansıtılır toplu olarak. Bu şekilde daha performanslı işlem yapılmış olur. Ee, JavaScript tarafındaki bu işlemler çok hızlı ve performanslı olduğu için genel olarak bir Virtual DOM'un tamamının oluşturulması JavaScript tarafında gerçekleştirilir. Virtual DOM'un en güncel hali ise son aşamada DOM'a yansıtılır. Yani son kullanıcıya gözükür hale gelir. Dom ve Virtual Dom'u da bu şekilde aktardıktan sonra arkadaşlar trend konusuna gelelim. Peki nedir bu trend başlığının altındaki konu? Gördüğünüz gibi bir chart altında şu an aktif olarak e, kullanılan single page application frameworklerinin dört tanesini görüyor oluyoruz. E, normalde çok fazla bu şekilde single page application framework, framework diyorum bazen ama kusura bakmayın, libraryleri. E, bu librarylerin içerisinde sadece bu dört tanesini karşılaştırmaya tabi tuttum. E gördüğünüz gibi şu an React popülaritesini halen koruyor, ama Angular'la bu halen bir kapışma halinde. Tabii şu an bu gördüğünüz gibi bir yükseliş eğiliminde Svelte daha yeni yeni benimsenmeye başlanıyor. Yapılan projeleri farklı bir labreriye geçirmek o kadar kolay değil. O yüzden belki yeni yapılacak projelerde Svelte ya da benzeri labirellere şans tanınabilir. Ama şu an genel olarak React, Vue, Angular gibi Labirelilerin liderliği başı çektiğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bu ilk React Native serisinin ilk videosunda React'ın ne olduğunu, neden kullanmamız gerektiğini ve genel yapısından bahsetmeye çalıştık. Ve sonraki videolarda hangi yapıları kullanarak ilerliyor olacağımızı özetlemeye çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur React. E, konusunda bir e, tecrübesi olmayan arkadaşlar için ve React nedir sorusu için buraya gelmiş olanlar için e, inşallah cevapladığım e, konular olmuştur ve kafanızda soru işareti kalmamıştır sonraki videolara geçiş noktasında. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve olumlu olumsuz geri bildirimlerinizi gelişmemiz açısından yorum kısmından belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça